Evet, Müslümanlar Ramazan ve Kurban Bayramı gelmeden anneler elhamdülillah Mescid-i Aksa için, Filistin için, Kudüs için adaklarını gönderdiler. Bizler kurbanlarımızı alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'ye sunarken teşrik tekbirleri getiririz, değil mi? İnşallah benim önderliğimde 3 defa meclisimizin sükunet bulması, Allah Azze ve Celle'nin rahmetinin üzerimize inmesi için inşallah teşrik tekbirleri getireceğiz. Buyurun. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Huvallahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Sadece Filistin'de değil, Suriye'den Irak'a, Afganistan'dan Bosna'ya, Çeçenistan'dan Keşmir'e varıncaya kadar yeryüzünde akan bütün kanlar için Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine, ashabına, kıyamete kadar gelecek mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti siz değerli kardeşlerimin ve ablalarımın üzerine olsun. Buraya teşrif ederken aldığınız her nefes adedince izzet ve şerefiniz artırılsın. Yine buraya gelirken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız affedilsin. Buradan evlerimize geri döndüğümüzde geri bıraktıklarımızı hidayet ve sıhhat üzere bulmayı Allah Azza ve Celle hepimize nasip etsin. Müslümanlar, Sevban radıyallahu anten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Yabancı milletlerin birbirlerini yemek sofralarına çağırdığı gibi yine birbirlerini sizin üzerinize çullanmaya davet edecekleri günler yakındır. Allah Azze ve Celle'nin Bakara Suresi 217. ayetinde buyurduğu gibi eğer onların güçleri yeterse sizi dininizden döndürünceye kadar size karşı savaşa devam ederler. Ehli kitap Yahudi ve Hristiyanlar, müşrikler, münafıklar ve mürtetler, Müslümanlara karşı her daim bir el gibi olmuşlardır. Ümmeti Muhammed'in başına bir iyilik gelse buna öfkelenirler. Müslümanlara bir musibet isabet etse buna sevinirler.
Onların ağızlarından çıkan öfkelerinden daha çok kalplerindeki besledikleri kin ve nefret vardır. Ey Müslümanlar! Son 100 yıl içerisinde kafir toplulukların Müslümanların aleyhine ne kadar büyük ittifaklar kurduklarına şahidiz. Halbuki kalpleri birbirlerine karşı eğri, safları birbiri içerisinde dağınık olmalarına rağmen, konu ümmeti Muhammed olunca, konu İslam olunca, konu Kur'an olunca, konu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olunca, konu Müslümanların değerleri, izzet ve şerefleri olunca bir hareket ettiklerine, birbirlerine omuz verdiklerine, birbirlerine sırt verdiklerine şahitlik etmekteyiz. Edebiyatçıları, şairleri, filozofları, psikologları, sosyologları ümmeti Muhammed'in zarar görmesi için kalemlerini ve klavyelerini birleştirmektedirler. Kafirlerin bürokratları, milletvekilleri, idarecileri ümmeti Muhammed'in aleyhine olan kararlarda birleşmektedirler. İslam beldeleri yok olsun, Müslümanların mukaddesi zarar görsün, ümmeti Muhammed'in atan kalbi dursun diye ordularının bir araya geldiğine şahitlik etmektesiniz. Ve bunu yaparken de pervasızca, korkusuzca, bir eşkıya ve ayyaş edasıyla birbirlerini ümmeti Muhammed'in yem edildiği sofralara davet etmektedirler. Halbuki oluk oluk kanlar akmakta, kollar ve bacaklar koparılmakta, iffetler kirletilmekte, çocuklar esaret altına alınmakta, köle pazarlarında, modern ticaret merkezlerinde ümmeti Muhammed'in nesilleri satılmaktayken onlar ümmeti Muhammed'i vurmak, Müslümanların mabetlerini yok etmek, en temel ihtiyaçlarını gördüğü hastanelerin temellerini yıkmak için birbirlerini pervasızca, korkusuzca bir ayyaş, bir eşkıya edasıyla maalesef ki sofralarına davet etmektedirler. Gazze bunun bugün en büyük örneğidir. Evlatları annelerinden, anneleri evlatlarından ayırmak için küfür bir araya gelmiştir. Bugün küfür Gazze'de Müslümanların kutsallarını hiçe saymak için bir araya gelmiştir. Bugün Gazze'de müstekbirler ümmeti Muhammed'in en temel ihtiyaçlarını görme konusunda hastanelerini, okullarını, sağlık ocaklarını, mescitlerini, derneklerini imha etmektedirler. Aman Allah'ım! Hayvanların bile yapmadığı, gerçekleştirmeyi düşünmediği en acımasız şeyleri yeni doğan çocukların üzerinde gerçekleştirmektedirler. Merhametin timsali annelerin yüreklerinden merhameti sökmek için çalışmaktadırlar. Gelemeyenler, Gazze'de buluşamayanlar, İdlib'e varamayanlar, Irak'a elleri uzanamayanlar, Afganistan'a gidemeyenler sosyal medya hesaplarından, çıkarttıkları yazılı eserlerden, gazetelerde, dergilerde, mikrofonların başında Müslümanlara kinlerini, nefretlerini kusmaktadırlar. İsrail seviciliği, Yahudi seviciliği yaparak Müslümanları kötüleme konusunda haddi aşmaktadırlar. Ey İsrail! En temel haklarından bir tanesi de Filistin'de nefes alan bir Müslümanı sağ bırakmamaktır diyerek arkalarında olduğunu göstermektedirler. Sahabe, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözlerini işitince gayri ihtiyari şaşırmış bir şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme döndü. Dedi ki ya Resulallah, acaba o gün sayımız az mı olacak?
O gün yok hükmünde mi olacağız ya Resulallah? O gün ümmetin erkeklerinin sayısı az mı olacak? O günlerde analar evlatlarını doğuramayacaklar mı? O gün ya Resulallah, ümmeti Muhammed'in yiğitleri yok mu? Zira senin olduğun bu anlarda, senin varlığında onlar Müslümanların üzerine yürümeyi dahi hayal edemezlerken, ya Resulallah, Müslümanları aç kurtların sofralarına birbirini davet ettiği gibi Müslümanların üzerine kafirler musallat mı olacaklar? Şaşırdı sahabe. Zira onlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ordusunun Mekke müşriklerinin belini kırdıklarına şahitlik ettiler. Zira onlar Medine'yi fitne ve fesada sürüklemek isteyen Yahudileri etkisiz hale getirdiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti Muhammed'e, ashabına Pers'in, Sasanilerin, Rumların saraylarını ele geçirme, ganimetlerini elde etme konusunda müjdeler vermişken, ya Resulallah, bugün Müslümanların başına gelecek olan bu faciat, bu facianın sebebi azlığımız mıdır? Keşke sahabenin dediği gibi olsaydı. Keşke Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, evet o gün az olacaksınız. Kapıp kaçırılmaktan korkacaksınız. Erkeklerinizin sayısı az olacak. Kadınlarınız kısır olacak. Ümmeti Muhammed'in bir gücü olmayacak deseydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döndü. Dedi ki bilakis hayır. O gün sayınız ziyadesiyle çok olacak. Allahu Ekber. Mallarınız çok olacak. Evlatlarınız çok olacak. Ülkeleriniz çok olacak. Adamlarınız çok olacak. Teknolojiniz çok olacak. Silahınız çok olacak. Sanki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin önünde gaybi bir perde açıldı da mescitleri, Mescid-i Aram'ı, Mescid-i Aksa'yı, Mescid-i Nebevi'yi dolduran koca koca sakallıları gördü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iffetinden dolayı güzel örtünen kadınları gördü. Tekbir getirenleri, hac yapanları, umre edenleri gördü. Ve dedi ki bilakis o gün dedi sayınız ziyadesiyle çok olacak. Sanki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin önündeki perde kalktı. İslam beldelerinde mevcut olan yeraltı ve yerüstü zenginliklerine şahitlik etti. Bindiğimiz arabaları, oturduğumuz evleri, biriktirdiğimiz altın ve gümüşleri gördü de ashabına döndü. Hayır, bilakis o gün siz çok olacaksınız dedi. Ve devam etti. Lakin, Allahu Ekber. Fakat, ama sizler o gün sel sularının bir kenara biriktirdiği çer çöp hükmünde olacaksınız. Sayınız çok olacak. Ama suya mukavemet edemeyen saman taneleri neyse siz öyle olacaksınız. Suyun debisini değiştirmeyen çöp neyse sizin hükmünüz o olacak. Suya yön vermeyen suyun üstündeki çöpler neyse ümmeti Muhammed öyle olacak. Allah muhafaza. Ve döndü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki hemen bunun arkasından bu gerçekleştiği anda sizin korkunuz, Müslümanların korkuları, karşı tarafa verecekleri heybet, vakar ve kafirlerin kalplerinden silinecek. Yani sizin vakarınız kafirlerin nazarında hiçbir şey ifade etmeyecek. Sizin heybetiniz yerlere serilecek. Bugün seyrettiniz mi bilmiyorum. Zalim ve inşallah müstekbir bir şekilde ölüp de cehennem ateşinin en alt katmanlarında olacak olan o İsrail'in devlet başkanı birkaç kişiyle otururken ne dedi? Onların dedi çocuklarını yok etmemiz lazım. Erkeklerini yok etmemiz lazım. Kadınlarını yok etmemiz lazım. Evlerini yok etmemiz lazım. Mabetlerini yıkmamız lazım deyince orada bulunan kadınlardan bir tanesi dedi ki peki insanlardan korkmuyor musunuz? Çekinmiyor musunuz? Yani özellikle Müslümanlardan korkmuyor musun? Ürdün'de, Mısır'da, Türkiye'de, Irak'ta ayağa kalkacak,
ve sizin sınırlarınızı zorlayıp da koltuğunuzdan edecek adamlardan korkmuyor musunuz? Evlerinizin içerisine girip de sizi didik didik arayan yiğitlerden korkmuyor musunuz? Boynunuzu Mescid-i Aksa'nın içerisinde sallandıracak olan erlerden korkmuyor musunuz? Dercesine soru sorunca, hayır dedi, korkmuyoruz. Korkmuyorum dedi. Korkmuyorum dedi. Hadis zuhur etti kardeşler. Milyarlarca Müslümanın sayısı kafirin kalbinde bir korku oluşturmuyor. Ümmet-i Muhammed'in sakallı erkekleri kafirlerin kalplerinde korku oluşturmuyor. Yürüyenler, koşanlar, hareket edenler, bakın dikkat edin, Müslümanların heybeti karşı tarafta etki oluşturmuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi zuhur etti. Sonra döndü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ve sizin kalplerinize vehin yerleştirilecek. Vehin, zaaf demek, zayıflık demek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme döndü sahabe, dedi ki, ya Resulallah, vehin nedir? Bu zayıflık nedir? Zaaf nedir? Peygamber aleyhissalatu vesselam çok öz ifadelerle şöyle buyurdu. Dedi ki, dünya sevgisi ve ölüm korkusunu, tabir yerinde ise, kaybedeceksiniz. Dünyayı seveceksiniz, ölümden korkacaksınız. Tabii ki burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ailesinin rızkını temin etmek, evinin iaşesini karşılamak için çalışanları kastetmiyor. Kasıt, ölümden korkan, dünyayı fazlasıyla seven ve düşkün olan, Allah'ın dinine hizmet etme konusunda fedakarlık yapmayan, İslam davasına sırt vermeyen, Müslümanlara fayda sağlamayanları kastetmektedir. Burada kastedilenler kendisinden başkasını düşünmeyen, ağlayan ve feryat eden çocukların seslerini işitmeyen, acı çeken kadınları görmeyen, bencil, sadece kendisi için yaşayan, sessiz kalan yığınları kastetmektedir. Bu hadiste kastedilenler konforundan vazgeçmeyip zillete mahkum olmayı tercih edenlerdir. Evet, bundan dolayı da Müslümanlar heybetlerini kaybetmişlerdir. Müslümanlar vakarlarını kaybetmişlerdir. Müslümanlar kafirlerin kalplerindeki korkudan çoktan uzaklaşmışlardır. Halbuki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyurdu. Allah azza ve celle diğer nebilere vermediği 5 özelliği bana verdi. Bu hadisin başına zikrettiği şeyler ne biliyor musunuz? Birincisi, bir aylık mesafeden düşman ordularının kalplerine korku salmakla Allah diyor bana yardım etti. Allah'a göre. Bir aylık mesafeden. Müslümanlar Mescid-i Nebevi'de otururlarken, savaş planları hazırlarken bir aylık mesafede Bizans Müslümanlardan korkuyorlardı. Farisiler Müslümanlardan korkuyorlardı. Sahabe Mekke'nin ve Medine'nin dışına fazla dışarı çıkmamışken, İslam davası uğruna, Allah'ın dini âli olsun diye, Allah'ın dini yeryüzüne hakim olsun diye ta Azerbaycanlara, Afganistan'a, İstanbul'a kadar ulaşmışlardır. Ve sahabenin üzerindeki yamalı elbiseler, mızraklarının zayıflığı, giydikleri mihverlerin hafifliği olmasına rağmen vallahi kafirlerin kalplerine korku salmışlardır. Kafirler onlarla karşılaşmayı ummamışlardır. Ama ne zaman ki Müslümanlar konforu, lüks hayatı tercih ettiler, işte o gün maalesef ki heybetlerimiz ve vakarımız azaldı. Allah muhafaza. Şimdi kardeşlerimiz soruyorlar, özellikle Gazze üzerinde. Bizler ne yapmamız gerekiyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vallahi bunun da formülünü söylemiştir. Buhari ve Müslim'de muttefekun aleyh, yine Sevban radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, ümmetimden bir taife hak üzere üstün gelmeye devam eder. Ümmetimden bir taife.
onları yardımsız bırakanlar, onlara çareler aramayanlar, onlara sırt çevirenler, onları zikretmeyenler, onları anmaktan korkanlar, onlara zarar veremezler. Allah'ın emri gelinceye kadar onlar bu hal üzere devam ederler dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın İbn-i Mace'de ve İmam Ahmed bin Hanbel'de sahih bir rivayet olarak şöyle zikredilir. Allah-u Teala ağaç yetiştirir gibi insan yetiştirir dini için. Allah Azza ve Celle ağaç yetiştirir gibi insan yetiştirir dini için. O kimseleri kıyamet gününe kadar taat üzere tutar diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman bize düşen taifetül mansura olabilmek. Bize düşen Allah'ın kitabına, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sımsıkı yapışmaktır. Ashabın yolunu terk etmemektir. Bize yakışan alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'ye yönelip ona tevekkül etmektir. Müslümanlar ne zaman dünyayı değil ahireti önemserlerse, ne zaman hedeflerine firdevs cennetini koyarlarsa, ne zaman ki mahşerin hesabı dünya hayatında göreceği cezadan ona daha ağır gelirse, vallahi ümmeti Muhammed'in heybeti tekrar ayağa kalkacaktır. Ama ne zaman ki bizler Allah'ın dininden uzaklaşmaya devam eder, taifetül mansura olmaktan uzaklaşırsak, vallahi heybetimiz halen yerlerde serilmeye devam edecektir. Ve o kafirlerin korkuları büyük bir zaman sonraya kalacaktır Allah'ın. O yüzden ey kardeşlerim, bugün beraber hareket etme günleridir. Tek kalarak hiç kimseye fayda sağlayamayacağız. Ne kadar yetenekli olursak olalım, ne kadar bilgili olursak olalım, ne kadar donanımlı olursak olalım, tek kaldığımız müddetçe ümmeti Muhammed'e faydamız çok cılız olacaktır. Bugün beraber olma günüdür. Bugün cemaat olma günüdür. Bugün yeteneklerin bir arada toplanılması gereken gündür. Motivasyonlar azalacak. Tek kaldığımız müddetçe azmimiz zayıflayacak. Fedakarlıklarımız yerlere düşecek. Ama ne zaman bugünkü gibi bir olursak, beraber olursak, bu sokaklarda beraber yürürsek, özellikle ümmetin erkeklerine sesleniyorum, evlerde oturmanın ar olduğu bir gündür. Ne olur evlerde oturmayı terk edelim. Talha İbni Ubeydullah insanlara seslendi, dedi ki en hafif ahlaksızlık, bakın en hafif ahlaksızlık erkeklerin de evlerde oturmasıdır. Ne olur evleri unutmaya başlayalım. Bu şu anlama gelmiyor. Ehlimizi terk edelim. Çocuğumuza sırt çevirelim. Onları şeytan ve dostlarına bırakalım asla değil. Ama bugün Müslümanlarla meclislerde, mescitlerde oturup birbirimize Allah'ı hatırlatacak hoş sohbet mekanları oluşturmamız lazım. Sokaklara çıkmamız lazım Müslümanlar. Gazze'ye gitmek isteyen ve faydalı olmak isteyenler bugün burada çırpınmanın ve mücadeleni göstermeleri gerekmektedir. Vallahi de Allah Azza ve Celle ümmetin kurtuluşunu Müslümanların eline verecektir. Allah Azza ve Celle Filistin'in kurtuluşunu Müslümanlara gösterecektir. Vallahi de hilafete giden yer Kudüs'ten geçmektedir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri çok açıktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına döndü. Ne zaman ki dedi hilafetin Kudüs'te olduğunu görürseniz bilin ki kıyamet yakındır. Demek ki Müslümanların hilafet son diyarı Kudüs olacaktır kardeşler. Mescid-i Aksa olacaktır. Vallahi bu zafer gerçekleşecektir. Ekranlarda kadınları izlediniz. Sübyanları izlediniz. Çocukları izlediniz. İhtiyarları izlediniz. Onlar Allah yolunda gayret gösteriyorlar. Onlar vermeleri gereken mücadeleyi gösteriyorlar. Onlar Allah'a ve Resulüne sadakati ispatlamaya çalışıyorlar. Evlatlarını bir kurbanlık gibi görüyorlar. Bir anne doğum yaptığında onu bir mücahit ve mücahide gibi görüyor. Şehit haberleri geldiğinde sahabenin benim evimin içerisinden şehit çıkartan Allah'a hamdolsun sözlerini duyuyorsunuz. Tabiinin evlatları şehit olarak evlerine geldiğinde benim evimin içerisinden şehit çıkartan Allah'a hamdolsun sözlerini onlardan duyuyorsunuz. Onlar kaybetmiyorlar. Attıkları ne kadar büyük bombalar olursa olsun.
yıkımlar ne kadar büyük olursa olsun, ölümler ne kadar çok olursa olsun, vallahi de inşallah sonları Firdevs cenneti olsun. Onlar bunun için yaşıyorlar. Birilerinin iddia ettiği gibi satılmış insanlar değiller. Satan insanlar değiller. Ümmeti Muhammed'i arkasından ve bağrından vuran adamlar değiller. Değilse ne işi var Filistin'de? Ne işi var Mescid-i Aksa'da? Bu kadar ölümlere insan dayanabilir mi? Bu kadar zulümlere insan katlanabilir mi? Neden dursunlar ki? Durmalarının tek bir sebebi var. Kendilerini Mescid-i Aksa'nın muhafızı kabul etmişler. Kendilerini Mescid-i Aksa'nın sütunları görmüşler. Evlatlarını da Mescid-i Aksa'nın kalkanları olarak yetiştiriyorlar. Onlar mı kaybediyorlar? Size soruyorum Allah için. Bedir'de şehit olan Müslümanlar kaybettiler mi? Elhamdülillah Muhammed'in aklına sallallahu aleyhi ve sellem uyup da eğer Bedir'e gitseydik, Uhud'a gitseydik, Hendek'e gitseydik biz de öldürülenlerle beraber ölenler olacaktık diyenler müminler midir, münafıklar mıdır? Vallahi münafıklardır. Billahi münafıklardır. Allah'a ve Resulüne sırt çevirenlerdir. Ahirete inanmayanlardır. Onlar öyle dediler. Eğer Muhammed'in adamlarının yakalarına yapışıp da oraya gitseydik biz de öldürülecektik. Uhud'un şehitleri kaybettiler mi? Hendek'in şehitleri kaybettiler mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin davet ve irşat için gönderdiği 70 tane hafız şehit kaybetti mi size? Allah için soruyorum. Hiçbiri kaybetmedi kardeşler. Hiçbiri kaybetmedi. Bakın sen bugün ağlıyorsun. Sen bugün hüzünleniyorsun. Bu senin imanının bir parçasıdır. Ama şu an o çocuklar Firdevs cennetlerinin içerisinde bir kuş olmuş uçarlarken neye ağlıyorsun? Neye üzülüyorsun? Neye korkuyorsun? Bugün o kadınlar secdelerin içerisinde evleri bombalanıp alemlerin Rabbi olan Allah'a giderlerken ve Firdevs cennetinin bahçelerinde şu an dinlendirilirken Allah için size soruyorum, niye hüzünleniyorsunuz? Ya Allah gaybı bize de açsa, Allah Azze ve Celle peygambere yırttığı perdeyi bize de yırtsa, şu an kabirlerin içerisini gösterse, Gazze'nin mezarlarını gösterse, kopan bacakların, kopan ayakların, kopan kafaların, çıkan gözlerin sahiplerini Allah bize gösterse, vallahi diyecekti, ey ümmet kazandık kaybetmedik elhamdülillah. Ey ümmet ayakta durun, vallahi Allah'ın ve Resulü'nün vaadi haktır, biz buna şahidiz diyecekler. Yanlış mıyım Müslümanlar? Allah için size sorayım, yanlış mıyım? Ağlanılması gerekenler münafıklardır. Ağlamaları gerekenler Gazze'nin arkasında yaşanılan olaylarda senaryolar arayanlardır. Yaşanılan hadiselerin Hollywood'dan çıktığına inananlardır. Ulan ağlaması gerekenler ümmeti Muhammed'e sırt çeviren iftiracılardır. Niye ağlayacağız biz kendi kardeşlerimize? Özellikle dedi ki Allah için ashabın da sünnetidir. Evlerinizi ne olur konforlarınızı terk edin. Ben kendi nefsime söylüyorum. Sen de kendi nefsine söyle. Tatil yok. Bakın vallahi bugün dünyanın şirazesinin kaydığı günlerdir. Bugün dünyanın rotasının çıktığı günlerdir. Bugün emperyalist güçlerin dünyaya yön vermek isterken alemlerin Rabbi olan Allah'ın sünnetinin girdiği, devreye girdiği günlerdir. Vallahi de dünya, kainat ve alem Müslümanların kucağına doğru koşuyor. Allah'ın kitabına koşuyor. Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetine koşuyor. İnşallah çer çöp hükmünde olan ümmeti Muhammed kalkacak, bir kaya haline gelecek. Debileri değiştiren kayalar olacaklar. Sulara yön veren kayalar olacaklar. Allah'a hamdolsun. İnşallah küfür sert bir taşa toslayacak. Vallahi ümit varız kardeşler. Geçen sohbetimizde de söyledik. Eğer biz bugünden sonra Mescid-i Aksa'nın içerisinde kafirlerin, mürtetlerin, münafıkların zil çakıp çalıp oynarlarken, içki masalarını, kadehlerini kurup tokuştururken görsek diyeceğiz ki hasbiyallah ve ni'mel vekil. Allah'a iman ettik, Resulüne iman ettik, vaatleri gerçekleşecek. Kıyamet gününe yakın Mescid-i Aksa'nın imarı ve inşası tekrar Müslümanlara bırakılacak.
Vallahi hiçbir tereddütümüz yok. Orayı dümdüz etseler de, bir tarlaya da çevirseler, Mescid-i Aksa denilen bir mabette kalmasa, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine inanıyoruz. Size müjdem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadiste dedi ki, İmam Ahmed bin Hanbel'de geçiyor. Mescid-i Aksa'nın dedi imarı, Medine'nin dedi imhasını oluşturacak. Çok ilginç bir hadis değil mi? Mescid-i Aksa imar edilecek, Medine imha olacak. Ne demek bu? Bu bir müjde. Diyorlar ki yüksek ihtimal şu an bu süreçten sonra belki Mescid-i Aksa yıkılabilir. Temelleriyle beraber yok edilebilir. Müslümanları sarsması gereken bir şey olması lazım. Adam kalp krizi geçirirken üzerine bir alet koyuyorlar, vuruyorlar, çekiyorlar. Müslümanlara 100 yıldır vuruyorlar, çekiyorlar. 100 yıldır vurmaktan vazgeçmediler. Ama bir türlü kalkamadık. Vallahi de şu an yaşanan hadiseler artık bunun son noktası. Mescid-i Aksa yıkılacak ve tekrar inşa edilecek. Kimin eliyle? Müslümanların eliyle. Peki Medine'ye ne oluyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Medine'de diyor İslam orduları, orduların diyor en hayırlısı, en güzeli, en tatlısı, en güçlüsü, iman bakımından en kudretlisi diyor çıkacak diyor. Medine'yi boşaltacaklar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, falanca kabilenin çobanları gelecek, bakacak nerede bu insanlar diyecek. Kimse kalmamış. Nerede peki onlar? Onlar şehirlerin en hayırlısı olan Şam'ın en hayırlı mahallesi Doğu Guta'ya gidecekler. Allahu Ekber. Yani gençler, kardeşler, bir sabah bir uyanacaksınız Suud karışmış. Bir sabah bir uyanacaksınız Medine'den Müslümanlar akın akın yürüyorlar. Bir sabah bir kalkacaksınız Irak ayakta. Bir sabah bir kalkacaksınız Mısır sınırları patlatmış. Vallahi bu olmayacak bir şey değil. Ona doğru gidiyoruz. Ha, 30 sene sonra mı olur? Yine biz imanımızdan bir şey vermiyoruz. Umutlarımızdan asla taviz vermiyoruz. 100 sene sonra mı olur? Vallahi sayının bizim için önemi yoktur. Yılların sayısının bizim için önemi yoktur. Biz buna iman ediyoruz. Bu gerçekleşecek. Ben şahsım adına bu zamana kadar bu meseleyi ya torunlarım ya ondan sonrakiler görür diyordum. Şu an diyorum ki Allah'ım, ya Rabbi, Resulünün vaat ettiği günleri çıplak gözlerle görmeyi bizlere nasip eyle. Allah'ım biz torunlarımızın torunlarına kadar erteliyorduk bu mevzuyu. Diyorduk ki bu ancak bizim için kabirlerde seyredeceğimiz bir vakadır. Firdevs cennetine girersek, Adın cennetlerine girersek, peygamberlerle beraber olursak onların hikayelerinde dinleyeceğimiz şeyler diyorduk. Ama yok. Dedik ya, dünyanın şirazesi değişti. Her an bir şeyle karşılaşabiliriz. O yüzden ne olur Müslümanlar uyanık olsunlar. Müslümanlar kalplerini, bedenlerini tamiri için gayret göstersinler. Birbirimizi ıslah etmek için gayret gösterelim. Birbirimize nasihat edelim. Birbirimize yarın gerçekleşecek olan bu hadiseler için sürekli hatırlatmalarda bulunalım. Şimdi annelerim bana diyecek ki, onlar beni şu an işitiyorlar aşağıda. Ablalarım diyecek ki, peki biz ne yapacağız? Hani dedi ki erkekler evlerinde durmasınlar. Niye? Evler kadınların cephesidir. Evler kadınların karargahıdır. Peki biz ne yapacağız? Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de sizin için bir tavsiye mevcuttur. Esma binti Yezid radıyallahu anha. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geliyor, diyor ki, anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Ben sana kadınların elçisi olarak geliyorum. Şimdi söyleyeceğim şeyler, konuşacağım şeyler sadece bana ait değil. Yani bu duyguların sahibi tek ben değilim. Benim gibi onlarca yüzlerce kadının sesini sana taşıyorum dercesine. Allah seni bütün erkek ve kadınlara peygamber kıldı. Biz sana ve senin Rabbine iman ettik. Kadın olduğumuz için evlerimize kapandık, nefislerinizi tatmin ettik, çocuklarınızı karınlarımızda taşıdık. Siz erkekler, cuma namazı kılmak, camiye
ve cemaate çıkmak, hastaları ziyaret etmek ve cenazelerde bulunmak, aynı zamanda birden fazla hacca gitmek gibi konularda bize üstünlük sağladınız. Ve bundan da önemlisi, dikkat edin, Allah yolunda cihad etmektesiniz. Cuma'ya gidiyorsunuz, mescitlere gidiyorsunuz, cenazelere gidiyorsunuz, hac ve umreyi yapıyorsunuz. Allah yolunda cihad ederek bize büyük bir üstünlük sağladınız. Sonra döndü dedi ki, fakat siz hac ve umre için çıkıp Allah yolunda cihada giderken biz sizin mallarınızı koruyor, ip eğirip size elbise yapıyor ve çocuklarınızı besliyoruz. Peki ya Resulallah, sizin elde ettiğiniz, kazandığınız sevaplardan ve ecirlerden de bize bir pay var mıdır? Biz de bunlara ortak mıyız? Diye sorunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önce ashabına döndü ve şu sözleri söyledi. Siz bir kadından din konusunda sorduğu bu sorudan bundan daha güzel cümleler kuran birini gördünüz mü? Yani soru sorarken bu kadından daha güzel cümleler kuran birine şahit oldunuz mu? Demek ki soru sormanın da bir iffeti, bir izzeti, bir ihlası varmış kardeşler. Bunu da unutmayalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sonra Esma'ya döndü. Dedi ki ey hanım, iyi anla. Yani beni iyi dinle. Meseleyi anla. Kavramaya çalış. Ve seni buraya gönderen hanımlara da iyi söyle. İyi anlat. İyi tavsiyede bulun. Onlar döndü. Dedi ki, bir kadının kocasıyla güzel geçinip onun hoşnutluğunu kazanması sevap bakımından saydığın o bütün amellere dedi denktir dedi. Allahu Ekber. Şimdi biz ne bekliyoruz? Ciltler dolusu sözler bekleriz değil mi? Biz ne bekliyoruz? Sayfalarca nasihatler bekliyoruz. Akıllı olan bir kadın için, bir anne için, bir kız için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok kritik bir söz söyledi. Kocana karşı dedi sevecen ol, onun rızasını kazan, hac, umre, cihat, hasta ziyareti, cenaze ziyareti, ne dersen de bunların yapmış olduğu amellere ortak ol, sen de onlar gibi ecri elde et. Subhanallah. Vallahi ey anneler, ey ablalar, bir adam, bir erkek evinin içerisinde huzurlu, mutmainse vallahi sokakta çok güçlüdür. Bunu kesinlikle bilin. Eğer bu sokaklarda daveti, cihadı önemsiyorsanız erkeklerinize sahip çıkın. Eğer ümmeti Muhammed'in haline samimi ve ihlaslı bir şekilde ağlıyorsanız eşlerinize ve çocuklarınıza sahip çıkın. Eğer ben Gazze için ne yapmam gerekiyor diyorsan kocanı evin konforuna alıştırma. Sokağa çıkart. Müslümanlarla faydalı işler yapması adına onu sokağa it. Birbirlerine Allah'ı zikretmeleri, birbirlerine nasihatte bulunmaları için onların bir araya gelmesi için tavsiyelerde bulun. Ama unutma, eğer onun rızasını kazanırsan, o koca salih, davetçi, mücahit, Allah'ı ve Resulünü seven, dert sahibi bir adamsa, onun elde edeceği bütün ecir senin hanene yazılacaktır. Ne olur bunu unutma. İşte bugün ashabın yiğitlerini cihat meydanlarında güçlü kılan ve kılıçlarını keskin yapan şeyin sırrı demek ki buymuş kardeşler. Bugün tabiinin Allah yolunda davet, ilim ve cihat çalışmalarında güçlü ve başarılı olmalarının demek ki sırrı buymuş kardeşler. Anlatıyorlar, diyorlar ki Ömer Muhtar rahimeullah, Allah Azze ve Celle onun şehadetini kabul etsin. Allah'a hamdolsun ki küfre karşı mücadelenin bayraktarlığını yaptı, ateşini yaktı. Elhamdülillah ki Libya'daki insanlar da onu takip ettiler.
Tunus onu takip etti. Ürdün onu takip etti. Fas onu takip etti. Suriye onu takip etti elhamdülillah. Bakın dikkat edin Müslümanlar. Bakın kadının kocası üzerindeki rolüne ne olur dikkat edin. Ey annelerim. Ömer Muhtar çadırına doğru geldiğinde kadıncağız kalkarmış, çadırın ön tarafını kaldırırmış, kocasını evin içerisine öyle alırmış. Bir gün Ömer Muhtar merak ediyor. Diyor ki ey hanım, neden diyor benim her geldiğimde çadırın diyor önünü açıyorsun, beni ondan sonra evine alıyorsun. Deyince ey bey diyor, ben diyor senin izzetli ve şerefli bir şekilde boyun eğmeden diyor bu çadırdan girmeni istiyorum diyor. Kafirler, zorbalar, mürtedler, münafıklar. Ömer Muhtar'ın rahimeullah böyle boynunu eğmiş, kambur bir şekilde eve girmesini diyor istemiyorum diyor ya. Şimdi annelerimiz, ablalarımız, kız kardeşlerimiz böyle olursa ben inanıyorum ki erkekler daha güçlü olurlar. Adımları daha kuvvetli olur. Attıkları daha isabetli. Çünkü zihin berrak, kafa salim. Çocuklar büyük bir limana teslim edilmiş. Kaygı yok. Onu keşke gitmeseydi, keşke ölmeseydi diye bekleyen bir kadın yok. Elhamdülillah. Ama ne olur ablalarım unutmayın ki aslında bunu biz erkeklere nasihat ediyoruz ama hani bir günde zaman geldiğinde Esma bin Yezid gibi Allah yolunda cihad etme kapısı da size açılacaktır. Derler ki Yermuk Savaşı'nda çadırının direğini söküyor kadıncağız ki Yermuk Savaşı Müslümanların en zor savaşlarından biri, Bizans'a karşı savaşıyorlar. Yermuk Savaşı'nda çadırının direğini söküyor ve 9 tane Bizans askerini kendi elleriyle öldürüyor elhamdülillah. Dün onlar Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, Hayber'de cephenin gerisindeydiler. Mücahitleri pansuman yapıyorlardı. Mücahitlere su taşıyorlardı. Mücahitlere ekmek yapıyorlardı. Mücahitlere moral motivasyon oluyorlardı. Dualarıyla cihad ediyorlardı. Bakışlarıyla cihad ediyorlardı. Secdeleriyle cihad ediyorlardı. Ama gün geldi. Yermun aslanlarından oldular elhamdülillah. O yüzden işimiz çok elhamdülillah. Ümitlerimiz çok elhamdülillah. Korkularımız yok elhamdülillah. Sayılarımızın fazlalığı neticesinde başarısızlıklarımız bugün ne kadar çok olsa da Filistin'de, Şam'da, Irak'ta, Afganistan'da yeni yetişen nesil inşallah bir şahin ve kartal gibi kafirlerin başlarına musallat olacaklardır. Bundan sonrasını vallahi de biz değil onlar düşünsünler. Geceniz hayır, akıbetiniz güzel, cennetiniz firdevsi âlâ olsun. Allah Azze ve Celle Müslümanların sadece Filistin'de değil, Şam'da, Irak'ta, Afganistan'da, Doğu Türkistan'da, Keşmir'de, Arakan'da verdikleri haklı mücadelenin neticesinde büyük zaferler nasip etsin. Özellikle şunu da ne olur unutmayalım, bir parantez açıyoruz. Kesinlikle bilelim ki Mescid-i Aksa'nın ve Gazze'nin başarısını sağlayacak etkenlerden biri de Şam'daki Müslümanların direnişi olacaktır. Biz Mescid-i Aksa'yı ve Filistin'i sahiplenirken asla ve kata Şam'daki Müslümanları, İdlib'deki Müslümanları unutmayalım. Şu an sesleri cılız da çıksa, yok hükmünde de görülse vallahi her gün onlarca Suriyeli kafir askerlere ciddi zayiatlar veriyorlar. Ruslara karşı çok büyük zayiatlar veriyorlar. İnşallah bu işin sonu Mescid-i Aksa'da Filistinlilerle buluşmalarını sağlar ve ümmeti Muhammed'e moral motivasyon olurlar. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Subhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.